Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle Future Perfect Tense konusunu ele alacağız. Bu da İngilizce'de gelecek zaman türevlerinden bir tanesi. Ama tabii daha basit değil, daha kompleks zamanlardan birisi. Şimdi içinde hem future yani gelecek var, hem de o perfect tense'lerde aşina olduğumuz bir zamanda başlayıp belli bir zamana kadar devam etme özelliği var. Şimdi nedir, nerede kullanılır buna bakalım. Future Perfect Tense, gelecek belli bir tarih itibariyle, yani diyelim ki 10 yıl sonra, 5 yıl sonra, önümüzdeki işte cuma günü, 2 hafta sonra, ilerideki bir tarih itibariyle bir şeyin tamamlanacağını, o tarihe kadar devam edeceğini ifade etmek için kullanılır. Şimdi tabii böyle deyince bu çok geniş ve kapsamlı bir tanım gibi görünüyor ama birkaç tane örnek cümle içerisinde bunu netleştireceğiz. Mesela yarın sabah saat 10 itibariyle bu kitabı bitirmiş olacağım. Türkçe'de bu şekilde ifade ettiğimiz bir cümleyi İngilizce'de future perfect tense'de söyleriz. Bakın, yarın sabah 10 itibariyle, saat 10 itibariyle bu kitabı bitirmiş olacağım. Gelecekte bir tarih var. İşte ben şu andan başlıyorum bir iş yapmaya, okumaya belki. İşte o tarihe varana kadar, o tarih itibariyle başladığım işi bitirmiş olacağım. O tarihe kadar işte bu gerçekleşmiş olacak. Ya da okula gitmeden önce ödevlerini tamamlamış olacak. Diyelim ki işte 2 gün sonra okula gidecek. Okula gitmeden önce o tarih itibariyle, o an itibariyle ödevlerini tamamlamış olacak. Temel mantık bu. Yani hani gelecek zamanın dediğim gibi birazcık daha karışık versiyonlarından, türevlerinden bir tanesi. Şimdi olumlu cümle kuralı nedir? Buradaki olumlu cümle özneden sonra will have gelir. Ondan sonra fiil düzenliyse ed alır, düzensizse fiilin üçüncü halini kullanırız. Özne, will have, ondan sonra fiilin üçüncü hali veya düzenliyse ed almış hali. Buradan hemen örnek cümlelere bakalım. Mesela ilk cümle, yarın sabah saat 10 itibariyle bu kitabı bitirmiş olacağım. Ne yapıyorum? Özne ben. Hani ben kitabı bitirmiş olacağım. I will have completed. Bakın, özne, yardımcı fiiller. Ondan sonra fiilin iyi değil hali düzenli olduğu için bitirmiş olacağım. Neyi? Bu kitabı. Yani ne zamana kadar, hangi vakit itibariyle? By 10 a.m. tomorrow. Yani yarın sabah saatlerinde, sabah 10 itibariyle bu kitabı bitirmiş olacağım. Okay? Ama mesela böyle kompleks bir şey yazmayıp I will read this book tomorrow gibi bir şey deseydiniz. Hani ben bu kitabı yarın okuyacağım. O zaman yarın okuyacaksınız olur. Yani yarına kadar bitecek anlamı çıkmaz. Hani yarın belki başlayacaksınız anlamı çıkar. Yani normal standart will kullanımıyla will have kullanımı farklı. Will have'de işte başlanan, şu andan başlanan bir iş o ana kadar bitmiş olacak ya da tamamlanmış olacak ya da o ana kadar sürecek anlamı var. Will normal standart I will do something dediğinizde hani gelecekte bunu yapacağım anlamı çıkar. Yani nüans, detay farkları var. Sonra bir sonraki cümle, okula gitmeden önce ödevlerini tamamlamış olacak. Burada da işte kadın erkek hangisi ise seçersiniz. He will have completed ne? His homework. Ödevini tamamlamış olacak. Ne zaman? Before going to school. Hani bunun gelecekte olduğunu varsayıyoruz. Gelecekteki bir etkinlik. Okula gitmeden önce ödevini tamamlamış olacak. Olumlu cümle yapısı böyle. Olumsuz cümlelere bakacak olursak mantık yine aynı. Ne yapıyoruz? Özne geliyor. Ondan sonra will'den sonra not olumsuzluk ekimiz geliyor. Sonra have geliyor. Sonra düzenli fiillerde ed, düzensiz fiillerde fiilin üçüncü hali. Yani bu zaten olumsuz yapma çok aslında basit. Genellikle not getiriyoruz yardımcı fiilden sonra. Bakalım hani yarın sabah saat 10 itibariyle bu kitabı bitirmemiş olacağım. Ne diyor? I will not have completed this book by 10 a.m. tomorrow. Burada yine aynı cümle, olumlu cümle var. Sadece şuraya not koyduk. Okula gitmeden önce ödevlerini tamamlamış değil, mamış, tamamlamamış olacak. O zaman da he will not have completed his homework before going to school. Hani okula gidene kadar ödevleri bitmemiş olacak. Belki ödevleri yapıyor olacak ama bitmemiş olacak. Evet, olumsuz cümle bu. Soru cümlesi mantığında başa will gelecek, sonra öznemiz gelecek. Hani ben, sen, o, biz, siz, onlar artık neyse. Sonra have ve fiilin ed'li hali veya fiilin üçüncü hali. Yine biz ne yaparsak, örnek cümlemizi çevirirsek bu şekilde bir cümle karşımıza çıkacak. İşte yarın sabah 10 itibariyle bu kitabı tabii bu soru cümlesi.
bir önceki sayfadan aynı not kalmış. Bu kitabı bitirmiş olacak mı? Olacak mısın hatta sen? Will you have completed this book by 10 a.m. tomorrow? Hani yarın sabah 10 itibariyle bu kitabı bitirmiş olacak mısın? Yine de bunu da soruya çevirelim. Tamamlamış olacak mı? Okula gitmeden önce ödevlerini tamamlamış olacak mı? Ne yaptık? Will he have completed his homework before going to school? Ne yaptık? Yardımcı fiili başa aldık. Geri kalan kısım hani olumlu cümle yapısıyla aynı. Evet. Temel yapı bu sevgili arkadaşlar. Şimdi sizinle ödev olarak seçtiğimiz 3 tane cümleye bakalım. Her zamanki gibi bunları siz kendiniz cevaplayıp yorumlarda ilk olarak yazın. Daha sonra videonun devamında birazdan cevapları göstereceğim. O cevaplarla karşılaştırabilirsiniz. Şimdi ilk cümlemiz ne? Saat 9 itibariyle varmış olacaklar mı? Bir soru cümlesi. Yani 9 itibariyle ileride sabah işte akşam ya da sabah 9 artık hangisi ise 9 itibariyle varmış olacaklar mı? Bir sonraki cümle. Sen ayrıldığında onlar varmış olacak. Yine geleceğe dönük bir cümle diyoruz. İşte diyelim ki belki sen 10 dakika sonra ayrılacaksın. Sen ayrıldığında onlar varmış olacak. Sonra haftaya bu vakit ödevini bitirmiş olacak. Bu da yine işte şu an diyelim salı haftaya bu vakit ödevini bitirmiş olacak. Hani şimdiden başlayacak belki o vakte bitecek, tamamlanmış olacak. Bu cümleleri nasıl yazarız? Tabi bunlar biraz daha kompleks cümleler ama çözülmeyecek, üstesinden gelinmeyecek cümleler değil. Her zamanki gibi ders notlarını ne yapacağız? Hüseyin Demirtaş İngilizce sitesinde paylaşıyor olacağım sizinle. Linki hem video açıklamasında hem de yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Şimdi cevaplarımıza bakalım. Hatta bakarken aynı zamanda Türkçe'ye de çevirelim sizin için. Diyor ki, Will they have arrived by 9 p.m.? Will they have arrived? Varmış olacaklar mı? By 9 p.m. Buradaki by, şimdi by'ın bir sürü anlamı vardır İngilizce'de. Mesela tarafından özellikle edilgen yapılarda, hani passive structures, passive yapılarda, edilgen yapılarda by tarafından anlamına gelir. Mesela this house was built by him. Bu ev onun tarafından inşa edildi. By'ın tarafından anlamı vardır. İle gibi bir anlamı vardır bazı yerlerde. Buradaysa itibariyle, hani vakit zamanla birlikte kullanıldığında işte şu vakit itibariyle, şu saat itibariyle. Burada da ne yapıyoruz? Diyor ki, will they have arrived by 9 p.m.? Onlar saat 9 itibariyle varmış olacaklar mı? Soru bu. Sonra, they will have arrived by the time you leave. Bakın ne diyor? They will have arrived. Varmış olacaklar. Ne zaman? By the time. Zaman itibariyle. Hangi zaman itibariyle? That you leave. Hani burada bir that var aslında. That you leave. Hani vardığın, ay yok vardığın diyorum. Ayrıldır. Senin ayrılmanla birlikte. Sen ayrıldığın vakit, senin ayrılmanla birlikte. Ayrıldığın zaman itibariyle onlar da varmış olacak. Yani sen ayrıldıktan sonra senin ayrılmanla birlikte onlar da varmış olacak. Yani biriniz gelip biriniz gideceksiniz gibi. Sonra he will have completed his homework by this time next week. He will have completed. Bakın ne diyor? Tamamlamış olacak. He will have. O tamamlamış olacak. Neyi? Ödevini. Ne zaman? By this time next week. Önümüzdeki hafta bu vakit. By this time. Tam Türkçe dediğim hani haftaya bu vakit deriz ya. Tam onun gibi. This time next week. Burada by da itibariyle. Bu haftaya bu vakit haftaya bu vakit itibariyle ödevini tamamlamış olacak. Şimdi bunlar dediğim gibi bir tık daha belki zor gelebilecek cümleler. Ne yapabilirsiniz? Aynı cümleyi alın, yazın, değiştirin. Hani daha basit ya da daha kompleks şekilde yazmaya çalışın. Uzatın, kısaltın. Yani görün. Gördükçe zaten dediğim gibi bunlar yerleşen kalıplar. İngilizce'de de hani okuduğunuz kitaplarda, dergilerde, yazılarda bazen göreceğiniz yapılar. Hani çok sık karşılaşacağınız bir zaman değil belki ama ara ara karşınıza çıkacak. O yüzden bilmekte fayda var. Kullanmasanız bile bilmekte kesinlikle fayda var. Evet arkadaşlar, Future Perfect Tense konusunda söyleyeceklerim bunlar. Hüseyin Demirtaş'ta İngilizce kanalında bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.